Merhabalar değerli izleyenler. Yeni bir Medeniyet İzleri programında yine beraberiz. Bugün yine üzerinde duracağımız özellikle tarihin dönemeç noktalarından bir konu. Bu konuda Osmanlı'nın özellikle son dönemde 18. yüzyılın sonlarına, ortalarına doğru bir kısım yenilik hareketleriyle beraber, bir kısım askeri yenileştirmelerle beraber bütçenin açık vermesi ve borçlanması ve bu borcu karşılamak üzere kapısını çaldığı Galata bankerlerini konuşacağız. Bu konuda konuşacağımız değerli konuğumuz yine Profesör Doktor eski Erciyes Üniversitesi Rektörü Mehmet Şahin Hocam. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok şükür. Allah iyi sağlık versin hocam. Evet, Galata bankerleri Osmanlı'nın en netameli dönemi. Namerde muhtaç olduğu dönem. Buyurun hocam. Evet. Şimdi konuya şuradan başlayalım isterseniz. Hani 1820'lerde Yunan isyanı çıkmıştı. Ve Yeniçeriler o tarihten önceki neredeyse 50-100 yıllık bir sürede artık devlet için bir gaile, bir problem haline gelmiş bulunuyorlardı. Ve bir taraftan isyan, bir taraftan padişah II. Mahmut mecbur kalmıştı Yeniçeri Ocağı'nı dağıtmaya ve onun yerine bir başka askeri güç kurmaya. Fakat bunlar olurken fırsatı ganimet bilen Ruslar Osmanlı'ya saldırırlar. Ve Edirne'ye kadar geldiler maalesef. Bir taraftan da İran'a saldırdılar. İran içlerine doğru yürüdüler. Kestirmeden ifade edeyim, İran'la olan Rus savaşı Türkmençay anlaşması neticesinde Azerbaycan topraklarının ikiye bölünmesine yol açtı. Aynen bugün de devam ettiği üzere kuzeyi Rusların etkisine girdi, güneyi İranlıların etkisinde kaldı. Halen de o devam ediyor. Bu tarafta ise hünkâr iskelesi anlaşması yapıldı ve Rusların Osmanlı üzerindeki hakimiyeti ağırlaştı. Etkisi diyelim, hakimiyeti yanlış oldu. Etkisi ağırlaştı. Hani bu etki 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile başladı demiştim. Rusların çekilmesi ancak İngilizlerin baskısıyla mümkün olabildi. Çünkü Ruslar Edirne'ye gelince diğer Batılılar, İngilizler, Fransızlar telaşlandılar. Osmanlı İmparatorluğu'nu topyekün ele geçirecek korkusuna kapıldılar. Velhasıl çekilmek zorunda kaldı Ruslar. Ama bu taraftan da güneyden bu sefer Osmanlı'nın kendi valisi olan, Mısır valisi olan Mehmet Ali Paşa, işte oğlu İsmail Paşa marifetiyle İstanbul'a doğru yürüdü. Ta Kütahya'ya kadar geldi. Yani Osmanlı bu şartlar altında çok çaresiz dönemler yaşadı. Ekonomi bozuk efendim. Bunun karşılığında İngilizler dediler ki bizimle bir ticaret anlaşması yaparsanız hem ekonominiz düzelir hem de biz sizi koruruz Rus tehdidine ve Mehmet Ali Paşa tehdidine karşı. Fakat bu olurken Osmanlı ciddi mali sıkıntı içine girdiği için, neden mali sıkıntı içine giriyor? Zaten ta şeyden itibaren çekilmek mecburiyetinde kalmıştı. İkinci Viyana kuşatmasından itibaren Osmanlı geriye doğru çekiliyordu. Bu çekilme Osmanlı'nın Balkanlardaki gelirlerinden mahrum olması anlamına geliyordu. İçerideki üretim, yani mevcut topraklardaki üretim ve oradan sağlanan vergiler devletin
bir taraftan Rusya ile savaşmak, bir taraftan Mehmet Ali güçleriyle baş etmek, bir taraftan orduyu yeniden yapılandırmak, Yeniçerileri dağıtmak, bir taraftan Yunanistan'ını bastırmaya çalışmak gibi her biri devasa harcamalar gerektiren harcamalarını karşılamaya yetmiyordu bu yeni kaynak, daha doğrusu işte kalan topraklardaki kaynaklar. Bunun üzerine Osmanlı eskiden beri para alım satımı ile uğraşan gayrimüslim sarraflara müracaat etmek zorunda kaldı padişah ve devlet yönetimi, Baba Ali diyelim. Bu sarrafı halkımız bilir ama bir kere daha tarif etmiş olalım. Kuyumcu biliyorsunuz, altını gümüşü işleyen insanlara denir. Ondan çeşitli eşyalar yapan, takılar yapan insanlara kuyumcu denir. Sarraf ise kıymetli madenleri alıp satan, yani eskiden paralarda kıymetli madenden basıldığı için, altın ve gümüşten basıldığı için para alıp satan insanlara sarraf denir. Onların bugünkü karşılığı bir bakıma bankerlerdir. Hani şu bizde bundan 30-40 yıl önce vahim hatıraları evet. olan 80'lerde. Banker, evet, banker olaylarına benzer bank şeyler, sarraflar, o zamanki sarraflar. Ve maalesef bu sarrafların tamamı gayrimüslim idi. Bunlara daha sonra banker denmeye başlandı, Galata bankerleri. Neden Galata bankerleri deniyor? Çünkü bunların hemen hemen tamamı Karaköy'de Bankalar Caddesi'nin olduğu yerde Galata Kulesi ile Karaköy iskelesi arasındaki o sokakta, Bankalar Caddesi diye şimdilerde anılan sokakta bulunuyorlardı. Ve Osmanlı borsası da oradaydı. Efendim, eğer o bölgeye gider dikkatle gezerseniz zaten oradaki binaların her birinin ihtişamını ve mimarisine baktığınız zaman da onların Osmanlı üslubuyla hiçbir alakası olmadığını görürsünüz. O bölgedeki Karaköy, Galata, ta yukarı Taksim, Şişli vesaire kadar olan bölgeler kahır ekseriyeti zaten gayrimüslimlerden oluşan bölgelerdir. Adeta İstanbul ikiye bölünmüştü o tarihte. Haliç'in kuzey kısmı gayrimüslimlerden oluşuyordu. Neredeyse Silme. Haliç'in güney kısmı ise karışıktı. Yani Müslüman ama işte mesela Fener, Rumların olduğu yerde, bilmem Yeni Kapı, Samatya vesaire Ermenilerin olduğu yerde. Efendim, dolayısıyla İstanbul böyle çok kozmopolit bir yerdi. İnsanlarımız maalesef bunları pek bilmiyor. Ama şunu söylemek gerekir, Osmanlı döneminde dahi İstanbul'un nüfusunun neredeyse yarısı gayrimüslimdi. 800 bin arasında nüfusu vardı. İstanbul'un payitahtın, ders-i adetin, bunun sanıyorum en az %48'i gayrimüslimlerden oluşuyordu. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Levantenler. Levanten kelimesini de açıklayayım efendim. O da Avrupalı olup Levant Doğu Akdeniz demektir. Doğu Akdeniz sahillerinde ticaret yapan, bu ticareti daha etkin biçimde yapmak için de o sahil şehirlerine yerleşmiş olan insanlara Levanten denir. Yani Fransa'dan, İtalya'dan gelmiş, diyelim ki oğlu İtalya'da
babası İtalya'da diyelim tüccar, oğlu gelmiş İzmir'e yerleşmiş, baba oğul karşılıklı ticaret yapıyorlar. Babası, oğlu buradan mal gönderiyor, babası oradan mal gönderiyor. İşte burada oturan oğluna Levant bölgesinde, Doğu Akdeniz bölgesinde ticaretle meşgul olan insan anlamına Levanten denir. Bunlar söylediğim gibi İtalyan olabilir, Fransız olabilir, İspanyol olabilir, Avrupalı tipler. Efendim, şimdi bunlar aynı zamanda İstanbul'da da var tabiatıyla, ama en yoğunlaştığı iş adamlarının yoğunlaştıkları bu kesimden iş adamlarının, yani özellikle bankerlerin veya sarrafların yoğunlaştıkları yer ise Galata bölgesi. Onun için Galata bankerleri deniyor bunlara. Bunlardan borç almaya başladı Osmanlı. O kadar şey değildi, tehlikeli gözükmüyordu. Netice itibariyle Osmanlı vatandaşı bunlar. Devlet o borcu ödemekte bir sıkıntıya düşse bile karşı tarafa bunu anlatabiliyordu. Veya devlet gücünü kullanarak biraz bekle diyebiliyordu. Fakat bir süre sonra bu kaynak devletin ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Oradan alınan borçlar da yetmez hale geldi. Tam bu arada İngiltere Osmanlı'ya bir teklifte bulundu. Dedi ki biz sizinle bir ticaret anlaşması yapalım. Hem sizi mali yönden destekleriz, hem askeri yönden destekleriz Ruslara ve Mehmet Ali Paşa'ya karşı. Hem de bu anlaşma serbest ticaret anlaşması olacağı için, serbest ticaret de rekabet demek olduğu için sizin sanayiniz de gelişir, kalkınır, siz de ileri gidersiniz. Çünkü biz İngilizler serbest ticaret vasıtasıyla böylesine zenginleştik. Ticareti kısıtlarsanız bu ekonomi için iyi bir durum değildir dediler. Ve 1838 Türk-İngiliz ticaret anlaşmasını imzalamak durumunda kaldı Osmanlı. Bu anlaşmayı şöyle özetleyeyim seyircilerimiz için. Bir kere ticaret serbest olacak. Peki önce serbest değil miydi? Değildi. Nasıldı? Şimdi önce şöyleydi. 7 vahit diye bir sistem vardı Osmanlı'da. 7 vahit demek tek elde toplan bir görevin tek elden yapılması demektir. 7 zaten el. El. Efendim vahit de işte tek el. Yani bugünkü tek el. Tek elcilik, monopol. Evet, tek el, monopol. Bu şu demek fiiliyatta, bir yabancı tüccar yurt dışından gemiyle mal getirdiği zaman, mesela İzmir limanına, efendim, İstanbul'a, Selanik'e mal getirdiği zaman bu malını ancak ve ancak devletin görevlendirdiği o 7 vahit denen şahıslara vermek zorundaydı. Öyle elini kolunu satıp hayır ben senin kaşını gözünü beğenmedim, ben filana satıyorum diyemezdi. Hele hele fiyatını da mı ona göre karşılıklı belirliyorlar, yoksa efendim, fiyat serbest mi belirleniyor hocam? Ya fiyatı zaten getiriyor. Bunun diyor fiyatı şu diyelim. Kalem getirdi İngiliz. Evet. Bunun fiyatı şu. Oradaki adam bunu bu fiyatı uygun görürse, bu fiyattan bunu malı içeriye satabileceğini düşünürse alıyor. Yok onu uygun görmüyorsa mal geri gidiyor. Efendim ve de devlet yüksek gümrük vergisi koyabiliyordu bunu şey yapmak için. Sadece ithalat değil, ihracat da aynı düzene bağlıydı. Yani birisi diyelim Kayseri'den halı satacak, efendim bunu götürüyordu İzmir'deki, İstanbul'daki, efendim veya Samsun'daki limana götürüyor. Orada 7 vahit yetkisine sahip olan firmaya yahut şahsa bunları vermek zorunda. O ihracat yapıyordu dışarıya, o ihraç yapıyordu.
Ve ihracatta şey vergisi vardı. Her durakta ayrı bir vergi veriliyordu. Mesela Kayseri'den halı ihraç edeceksiniz. İzmir'e götürmek istiyorsunuz. Oradan İzmir limanından gidecek. Konya'ya varıyorsunuz, bir vergi kesiliyor. Denizli'ye varıyorsunuz, bir vergi daha kesiliyor. Efendim, Aydın'a varıyorsunuz, bir vergi daha kesiliyor. Bundan sonra İzmir'e varıyorsunuz, orada bir vergi daha kesiliyor. Böylece diyelim ki Kayseri'den 1000 liraya alınmış olan bir halının değeri İzmir'den ihraç edilirken 1500 liraya, 2000 liraya çıkıyordu. Çünkü devlet ancak bu yolla vergi toplayabiliyordu. Neden? Başka yollar yok muydu? Vardı ama o yollar çok... Mesela aşar vergisi vardı. Aşar vergisi tarladaki ürünün %10'unu devlete vereceksiniz. Veya anam vergisi vardı. Bu buyurun hayvan vergisi demektir. İşte hayvanların 10 tane ineğiniz varsa birini devlete vergi olarak vereceksiniz. Bunlar da adil vergiler değildir bu tür vergiler. Neden? Bir fakirin efendim 10 ineği var da bir tanesini alırsanız o onu çok incitir. Ama 1000 tane ineği olan adamın ineğinin 100 tanesini almış olsanız o ona çok fazla dokunmaz. Onun için çok gayri adil vergilerdir bunlar. Ayrıca zengin malını kolaylıkla saklayabilir. Ve bu vergiyi almak öyle çok kolay bir şey değildir. Çünkü Osmanlı'nın taşra teşkilatı yeteri kadar organize olmuş değildi. Bugünkü vergileri niçin almıyordu? Hani gelir vergisi vesaire var ya, kurumlar vergisi, evet, katma değer vergisi. Bu tür vergileri alabilmek için çok rafine bir defter tutma sisteminiz olması lazım. Çok rafine bir belgelendirme sisteminiz olması lazım. Yani her işleme bir fatura keseceksiniz veya her işlemin bir belgesi olacak. Onlar sistematik olarak defterlere tutulacak. Osmanlı döneminde böyle bir şey yok. Hadi İstanbul'da belki birazcık uygulayabilirsiniz ama taşraya geldiğiniz zaman bu mümkün değil. Hele düşünün, Osmanlı döneminde nüfusun %85'inin köylerde yaşadığını bir tasavvur edin. Köylünün zaten okuması yazması yok. Okulu yok adamın. Ona nasıl defter tutturacaksınız? Nasıl belge şey yapacaksınız? Dolayısıyla devlet ancak yakalayabildiği yerde, yakalayabildiği en kolay yerlerden biri gümrükler, mal giriş çıkışı. Sonra bir takım tütün rejisi mesela. Tütünü, o reji lafını sonra kullanmam lazımdı. Tütünü belirli bir yere satacaksınız. Tuz, efendim bir takım madenler. Buralardan devlet vergi almaya çalışıyor. Şimdi bu Türk-İngiliz ticaret anlaşması şeyin kalkmasını öngörüyordu. Yedi vahit sisteminin kalkmasını. Bunlar dediler ki bu serbest ticarete aykırı, böyle ticaret olmaz. Biz mal getiriyoruz. İstanbul'daki yedi vahit bunu kabul etmezse ben bunu Kayseri'ye götürürüm. Belki oradaki alır bu malı. Siz niye buna mani oluyorsunuz? Siz de gelin bizim ülkemizde istediğiniz yerde istediğiniz malı satın. İlk bakışta gayet cazip değil mi veya adil? Ben geleyim sizin ülkenizde satayım, siz de buyurun gelin benim ülkemde satın. Sanki bir adalet de var gibi gözüküyor. Ama şartlar öyleydi ki Osmanlı bunu kabul etmek zorunda kaldı, bu anlaşmayı. Peki kabul etti, sonra ne oldu? Türk-İngiliz Ticaret Anlaşması. Bunu duyan Fransızlar dediler ki aynı anlaşmayı bizimle de yapmanız lazım. Almanlar duydu, o zaman Prusya adı, Prusyalılar duydu, bizimle de yapmanız lazım. Hollanda, Belçika, Danimarka, İspanya, İtalya, Avusturya derken bütün Avrupa ülkeleriyle bu ticaret anlaşmasını
yapmak mecburiyeti doğdu. Peki, biraz da Kayseriler için bir şey anlatmak isterim. Somut bir örnek üzerinden bunun nasıl vahim sonuçları olduğunu anlatmak isterim. Bakın, benim çocukluğumda halı çok satılan bir şeydi. Yani Kayseri ticaretinin önemli bir kısmını oluştururdu halıcılar. Efendim, çarşıdaki bir halıcıya gidersen, işte şu halı nedir, bu halı nedir diye sorunca size şöyle söylerdi. Bu Manchester, bu Bünyan, bu Yahyalı, bu Kayseri Yilli falan. Yani herkes bunu normal karşılar. Ama sonra düşünürken baktım bu Manchester lafı nereden geliyor? Ne alakası var Kayseri ile Kayseri'de halının adının Manchester diye anılması? Manchester İngiltere'de bir yer. Özellikle gidip de oraları gördükten sonra, çünkü ben Manchester'de bulundum. Manchester Üniversitesi'nin, Manchester Victoria Üniversitesi'nden mezun oldum. Efendim, oralarda bulunduktan sonra işin özünü daha çok düşünmeye ve daha doğrusu anlamaya başladım. Olay şu, bu İngiliz, Türk-İngiliz ticaret anlaşması yapılmadan önce Kayseri'de halı şöyle yapılıyor. Bu ovada köyler var. Oralarda oturan insanlar, çoğuna Türkmen deniyor. Bunlar Mart ayı geldi miydi, koyun sürülerine yavaş yavaş karların erimesine paralel olarak Erciyes'e doğru taşıyorlar. Ve Mayıs ayına geldi yetkililerinde Erciyes'in, Nisan-Mayıs ayına geldiler mi Erciyes'in tepesine varıyorlar. Tekir Yaylası'na daha doğrusu. Oraya vardıktan sonra işte çayırlar, çimenler, çadırlar kuruyorlar. Haziran ayı gelince sanıyorum koyunların kırkılma zamanı geliyor. Yünlerini kesiyorlar, iplerini. Sonra o dere akardı. Şimdiki gölet var ya orada, o göletin olduğu yerde kar suları akar. O sularda bu tokuçla koyunların yünlerini yıkıyorlar. Sonra büyük taraklarla onları tarıyorlar. Ondan sonra çeşitli otlar, çöpler vesaireler var. En önemlisi ceviz kabuğu, bir de cerhi diye bir ağaç vardır. Evet. Böyle küçük bilye gibi. Gilaboruya benzer biraz. Gilaboruya benzer, evet. Sanıyorum sonbaharda simsiyah olur, evet, onun meyvesi. İşte o ana maddelerden birisiydi, boya maddesidir o. O tür bitkilerle, bitkilerin kaynatılması suretiyle bu yünleri boyuyorlar değişik renklerde, kırmızı, mavi, sarı. Ondan sonra işte kirmende eğiriyorlar. Tabii o kirmende eğirince çok homojen olmuyor. Bir tarafı, evet, ince, bir tarafı kalın oluyor. Bunlardan çileler yapıyorlar vesaire. Ve dikkat ederseniz o kadar büyük bir emek ki, bu emek neticesinde diyelim ki yünün okkası, o günkü ağırlık birimidir okka, okkası 10 akçe olsun. Tabiatıyla yün pahalı, onunla yapılan halı da pahalı. Şimdi bu anlaşmayı imzaladıktan sonra İngiltere'nin Manchester tezgahlarından fabrikasyon usulü üretilmiş ip gelmeye başlıyor buraya. Nedir o ipin özelliği? O ip İngiliz sömürgesi olan yerlerden, özellikle Yeni Zelanda, Avusturya ve Afrika'daki bazı bölgeler gibi böyle uçsuz bucaksız yeşil alanlardan koyunlar yetişiyor ve oranın yerli insanları neredeyse karın tokluğuna çalıştırılarak o koyunları kırkıyorlar
Bir özelliği daha var. O koyunların elyaf uzunluğu 15 santim. Halbuki bizim Anadolu koyunlarının elyaf uzunluğu 5 santim. Kabaca söylüyorum. Buralarda hatam olursa işin teknik tarafını iyi bilen insanlar bağışlasın. Ama böyle bir fark var. Efendim, neticede onlar balyalarla gemilere yükleniyor, İngiltere'ye geliyor ve İngiltere'de onlar fabrikasyon usulü taranıyor, boya, kimyevi maddelerle boyanıyor, fabrikasyon usulü ip haline getiriyor. Öyle bir ip ki pırıl pırıl ve de şey homojen, her tarafı aynı kalınlıkta. Ondan sonra adamlar bunu yükleyip getiriyorlar Kayseri'ye, diyelim İzmir'e. Yedi vahit sistemi de kalktı. Oradan bir kervan tutuyor veya Mersin'e getiriyor. Mersin'den bir kervan tutuyor. Kayseri'ye geliyor. Kayseri'ye gelince kime satacak bunu? Alacağım. Tabii ki Kayseri'deki gayrimüslimleri buluyor değil mi? Kendisine hem dinen yakın hem de buradaki gayrimüslimler biliyor onların lisanını. Kayseri'nin yerlisi İngilizce bilmiyor ki, Almanca bilmiyor ki, Fransızca, İtalyanca bilmiyor ki. Bunu ancak Rumlar, Ermeniler biliyor. Dolayısıyla geliyor, bakıyorlar o tüccarlar, kapalı çarşıdaki bu işi yapan Rum, Ermeni tüccarlar, bakıyorlar bu kaça? O da diyor ki vallahi okkası 6 kuruş. Yerli yünün okkası 10 kuruştu. Bakıyor, bu ondan daha güzel gözüküyor. Efendim, hemen bu ipi alıyorlar ve o iple halı dokunuyor. O zaman iki türlü halı ortaya çıkıyor. Biri yerli iple dokunan halı, o biri İngiltere'den Manchester tezgahları. Biliyorsunuz orası Manchester tekstil sanayinin kalbidir, doğduğu yerdir. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Oradan gelen iplerle dokunan halıya da bu halı Manchester diyorlar. Peki ama bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu şu oluyor. O dağa koyun götüren insanların önemli bir kısmı iflas ediyor bir süre sonra. O dağda çadır kurup yün eğren, yün kırkan, yün boyayan, efendim ip yapan insanların tamamı bir süre sonra iflas ediyor. Ama onlar iflas edip fakirleşirken, hatta bir kısmı o kadar fakirleşiyor ki dilenmek zorunda kalırken, buradaki gayrimüslimler inanılmaz derecede zenginleşiyorlar. İşte buna paralel olarak Kayseri örneğini efendim bir tarafa bırakırsak, aynı şey bilhassa İstanbul'da oluyor, değil mi? İstanbul tüccarları bu işi yapmaya başlıyorlar. Gayri şeylerin, Avrupalı tüccarların ve sanayicilerin ortağı sıfatıyla efendim iş yapmaya başlıyorlar. Sanayi mallarını bu tarafa pazarlıyorlar ve akın akın sanayi malları gelmeye başlıyor Osmanlı ülkesine. Karşılığında tamam karşılıklıydı hani bu anlaşma ama sizin oraya satacağınız ürününüz yok elinizde. Yok. Ancak buğdaydır, tütündür, efendim incirdir, fındık. Üzümdür, fındıktır. O fındık o kadar önemli de değil, o zaman çok yaygın ekilmiyor. Bilhassa üzüm ve incir, tütün, pamuk bunları satabiliyorsunuz. Efendim diyorlar ki bir süre sonra bu da yetmedi. Hem de bir yıl bile geçmeden, bu 1838'di. 1839 yılında da diyorlar ki Osmanlı'ya baskı yapıyorlar. Sizinle iş yapmak çok zor. Neden? Ama diyorlar sizde mülkiyet garantisi yok. Padişah istedi miydi? İstediği adamın alın bunun kellesini diyor. Şey yok, mahkeme yok, sorgu yok, sual yok. Adamın kellesi gidiyor, malına da el koyuyorsunuz. Yani çok da yanlış değil. Çünkü birçok vezir biliyorsunuz, birçok vezir-i azam görevden alındıktan sonra malına da el konuyor. Ne bileyim bir yerde bir başarısızlık gösteriyor, daha yoldayken adamın kendisini savunmaya imkanı yok,
burada mağlubiyet haberi gelince mezbunlu. Kara Mustafa Paşa'yı düşünün mesela, değil mi? Kellesi gidiyor. Kafa gidiyor. E peki bu olmaz diyorlar. Ya böyle şey olmaz. Biz insanlar önünü görmesi lazım. Mülkiyet hakkının garanti edilmesi lazım. Hiç kimsenin yargılanmadan hiçbir şekilde cezalandırılmaması lazım. İşte insan hakları şudur budur bilmem ne. Ayrıca diyorlar bakın siz gayrimüslimleri hem bunlar çok zengin hem de ikinci sınıf muamelesi yapıyorsunuz. Mesela Müslümanın giydiği diyelim ki sarı papuç giyiyor Müslüman. Bir gayrimüslim sarı papuç giyerse idam ediyorsunuz. Bu tür cezalar var. Efendim işte evini şöyle yaparsa cezalandırıyorsunuz. Bilmem ata eşeğe binerse cezalandırıyorsunuz. Bu adalete sığmaz diyorlar. İnsan haklarına sığmaz. Efendim bunun üzerine işte o meşhur Tanzimat Fermanı yayınlanıyor. O da yayınlanınca tamam diyorlar artık sizinle ticaret yapmak kolaylaştı. Efendim bundan sonra size borç da veririz vesaire. Fakat Osmanlı önce borç almak istemiyor. Gene dahildeki bankerlerden borç almaya devam ediyor. Ne zamana kadar? 1853-55 yılları arasında Kırım Harbi çıkıyor biliyorsunuz. Kırım Harbi'nde biz efendim İngiltere, Fransa, İtalya ve Sardunya ile müttefikiz. Onlar bize yardıma geliyorlar. Onların gelişi aynı zamanda İstanbul'a çok sayıda bu ülkelerin askerlerinin gelmesi demektir. Binlerce asker geliyor. Ve dinleyicilerimizin çoğu eminim bilecektir. Üsküdar'da bir İngiliz hastanesi kuruluyor. Bu Kırım Harbi'nde yaralanan askerleri tedavi etmek için. İşte meşhur Florence Nightingale vardır hemşire. İlk defa bir kadın geliyor, o hastanede hemşirelik yapıyor. Dikkat ediniz bu o kadar önemli bir hadise ki Osmanlı vatandaşları, hanımlar burnunun ucunu gösteremezken, değil mi, çarşafa bürünüyorlar. Oradan bir İngiliz bayan geliyor, bütün yaralı erkek askerlerin yarasının tedavisiyle uğraşıyor. Olacak şey değil. Hatta gece kalkıyor, elinde lambayla hastaları dolaşıyor. Onun için onun adı Lady with the Lamp konuyor yahut lambalı kadın diye bir unvan takıyorlar yanılmıyorsam o hanıma. İşte bu arada Üsküdar'a giderken şarkısı besteleniyor vesaire vesaire. Efendim, hatta hemen bir oraya bir küçük ilave yapayım. Daha sonra Robert Koleji kuracak olan Cyrus Hamlin bu askerler gelmeden önce, İngiliz Fransız askerleri gelmeden önce İstanbul'da ilk defa bir çamaşırhane açıyor. Kendisi bir misyoner, 1839'da gelmiş İstanbul'a. Bakıyor ki İstanbul'da çamaşırhane yok. Amerika'dan biri ki o günün şartlarındaki işte makina getiriyor. Ne tür makinalarsa basit muhtemelen. Ve onlarla ihtiyacı olan insanların çamaşırını yıkıyor. Bu askerler gelince ona gün doğuyor. Hemen olayı genişletiyor. Ve askerlerin çamaşırlarını yıkamak. Hem giydiklerinin yıkanması hem de yataklarının yorganlarının yıkanması ve ayrıca o hastanenin İngiliz hastanesinin çarşaflarının yataklarının yıkanması ve bu işten çok büyük para kazanıyor. O kadar ki Cyrus Hamlin Amerikalı biliyorsunuz bir Amerikalı misyoner o kadar ki kazandığı parayla 35 tane
kilise yaptırıyor. Biri Kayseri'ye olmak üzere. Anadolu'nun çeşitli yerlerine, Kayseri, Konya, İzmir vesaire gibi. İlk Kayseri'deki ilk Protestan kilisesini mesela o adam yaptırıyor, Cyrus Hamlin, 1858 yılında. Efendim, yani böyle olağanüstü bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Ama o harp çıkınca, Kırım Harbi çıkınca hem bize yardıma geliyorlar hem de verdikleri silahların parasını istiyorlar. Osmanlı onlarla beraber hem Kırım'da savaşıyor, Sivastopol'da, Kırım'da efendim çok büyük zayiatlara katlanıyor insan olarak, can olarak. Bir taraftan da harbin ağır mali yükü ve mecburen ilk defa olmak üzere 1854 yılında yurt dışından borç alıyor. Bu bir dönüm noktasıdır. İlk defa Osmanlı Devleti 1854 yılında yurt dışından borç alıyor ve bu o borcun alınmasında Galata bankerleri aracılık yapıyorlar. Artık Osmanlı'nın ihtiyacı o kadar büyümüş ki onu hiçbiri tek tek karşılayamıyor. Bir konsorsiyum oluşturuyorlar. Yabancı bankalarla aracılık yapıyorlar. Ha hemen şunu da söyleyeyim. Bu Galata bankerlerinin bir kere hepsi gayrimüslim söylediğim gibi. Yani Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten. Bunların en büyükleri 40 kadar büyük bankerler var. Fakat en büyüğün büyüğü ise Camondo diye bir Yahudi banker. Camondo. Yorgo Zarifi diye bir Rum banker efendim. Ondan sonra Tubini, Corpu Baltazzi ki Baltazzi de çok büyük yani Türkiye'nin İzmir'de, İstanbul'da galiba Selanik'te çok büyük ticari ilişkileri olan bir adam. Stefanovic, Şilizi, Negroponti efendim Caconio Alberti vesaire. Bunlar en büyükleri. 40 kadar banker ve bunların arasında bir tane ne Türk ne Müslüman yok. Peki niye yok? Bir kere o çapta zengini yok. Yani Müslümanların o çapta hiç zengini yok. Müslümanın en zengini toprağı var. Diyelim ki Pervana yazısında 300 dönüm, 500 dönüm arazisi var. Nakit yok, para yok. Evet. İkincisi Müslümanlar burada para alıp satmak için içinde faiz olduğu için o işten uzak durmaya çalışıyorlar. Efendim, ama devlet de bunu almak zorunda. Üstelik bu oraya gelmeden şöyle söyleyeyim. Sadece harp değil ki para ihtiyacını artıran unsur. Bir de devlet değişmiş olduğu için kendisini artık şeye sığmaz gibi görüyor. Yani Topkapı Sarayı'nın o mütevazi atmosferine dikkat ederseniz o Topkapı Sarayı hiç süsü, alayışı olmayan çok sade bir yapıdır. Artık orası tatmin etmiyor. Efendim bakıyorlar Avrupa devletlerindeki ihtişama bilmem neye. O zaman biz de buraya biraz şaşalı bir şeyler yapalım. Hem devletin ihtiyacı karşılanmış olsun hem bizi de görsünler gibi. İşte Dolmabahçe Sarayı'nın inşası başlıyor. Boş parayla. Boş parayla tabiatıyla. Efendim Beylerbeyi Sarayı'nın inşası başlıyor. Küçük Su Kasrı'nın inşası başlıyor. Çırağan Sarayı'nın inşası başlıyor. Böyle yaklaşık bir 30 yıllık süre içerisinde bütün bu saydığım
binalar ve saraylar yapılıyor. Ve onların tamamının mimarı Ermeniler. Efendim, maalesef 1600, hadi diyelim 1700'lerin başından itibaren Osmanlı'da artık Müslüman mimara rastlamıyoruz. Yani tam tarihini söyleyemem efendim. Ama bildiğim kadarıyla 1700'lerin başı veya ortasından itibaren yapılan binaların, Osmanlı coğrafyasında payitahtta yapılan binaların hemen hemen tamamı gayrimüslimler tarafından inşa ediliyor. Özellikle Balyan kardeşler diye bilinen Ermeni bir aile var. O ailenin mensupları mimar, hatta yurt dışında tahsil görmüşler. Mesela İstanbul'un sembol yapılarından birisi Ortaköy'deki bir sahile sıfır bir cami vardır biliyorsunuz. İşte o cami bile gayrimüslim Balyan ailesi tarafından yapılmış olan bir camidir. Bütün bunlar devletin masrafını artırıyor. Peki müsmir olan, bu şimdiki tabirle verimli, rentable olan bir yatırım yok mu o dönemde? İşte birkaç teşebbüs var, birkaç tanesi de kalıcı olan yatırım var. Biri Feshane, Haliç'te. Biri İzmit'te Hereke dokuma fabrikası olmak üzere böyle birkaç tane, fakat diğerleri maalesef eski tabirle müsmir değil. Yani rentable değil, verimli değil, ortaya bir ürün çıkaran yapılar değil. İşte saray yapıyorsunuz, evet. Masrafı var ama ortaya çıkan bir mal yok. Bu durum Osmanlı borçlarının gittikçe artmasına yol açıyor ve bu borçlanma işinde tamamen Galata bankerleri aracılık yapıyor. Bu bilhassa 30-40 veya hadi 50 tane diyebileceğimiz adamlar. Bir araya geliyorlar, devletin ne kadar paraya ihtiyacı var? 500 bin altın veya 500 bin altın sterlin ihtiyacı var. Tamam, biz size buluruz. İşte 5-10 tane banker bir araya geliyor. Gidiyor Fransız bankasıyla, İtalyan bankasıyla, Alman bankasıyla konuşuyorlar. Ondan sonra devlete geliyorlar, söyledikleri şu: biz kredi bulduk ama faiz oranı %10 veya %12. Düşününüz, altın para üzerinden bu. Efendim, peki olur alalım. Avrupa'da faiz oranı ne kadar o tarihte? %2, %3, bilemedim %4. Ama Osmanlı'ya verince sizin ekonominiz zor durumda. Dolayısıyla riskli. Şimdi de öyle. Bakın, şu anda da biz dünya piyasalarının 2,5 katı daha yüksek oranda faizle borç almak durumundayız. Neden? Sizin sıkıntıda olduğumuzu görünce güçlü taraf bundan istifade eder. Onun için asıl olan ekonominizi sağlam tutmaktır. O tarihte öyle, ama bir daha vahim tarafı daha var bunun. O da şu: evet, biz size diyelim 100 bin altın borç bulduk. Ama işte efendim bunun işte 5 bin altını filana komisyon, 8 bin altını filana komisyon, işte 3 bin altını da falana komisyon. Dolayısıyla geriye kaldı 75 bin altın. Biz size fiilen 75 bin altın vermek durumundayız. Ama siz 100 bin altın üzerinden borçlanacaksınız. Ayrıca da 100 bin altın üzerinden %10, %12 faiz ödeyeceksiniz. Bu rakamları yuvarlak söylüyorum gayet tabii, ama kesin, herkes emin olsun, olay özü tam budur.
Aradan 21 yıl geçiyor. İlk dış borçlanmadan itibaren, yani 1854'ten 1875'e geliyoruz. 54'te ilk borçlanma yapıldığı zaman padişah Abdülmecid'dir. 1875'e geldiğimizde padişah Abdülaziz'dir. Bunların ikisi iki kardeş bunlar. Abdülmecid ve Abdülaziz. Bu ikisi ikinci Mahmud'un oğulları. Sultan Abdülaziz tahtta iken Avni Paşa, sadrazam ve İngiliz elçisi var. Ignatiev diye bir adam. Son derece entrikacı bir Rus, çok özür dilerim, İngiliz değil, Rus büyükelçisi var. Adı Ignatiev. Bu Rus büyükelçisi desiseci, entrikacı bir adam ve boyuna kışkırtıyor Avni Paşa'yı. Bu borçları ödemeyin diyor. Çünkü çok sıkıntıya girmiş devlet. Hakikaten ödemekte çok zorlanıyor. Borcun vadesi geliyor, onu ödeyebilmek için yeni borç alıyorsun. Onun vadesi geliyor, onu ödeyebilmek için yeni borç alıyorsun. Diyor ki, hiçbir şey yapamazlar size. Yaparlar, yapamazlar. Ha, şunu söyleyeyim. Bu borç alma dönemi, Kırım Harbi ve sonrası Osmanlı ile Avrupalı devletler arasında müthiş bir şey, aşk havası diyeyim tabir caizse. Öylesine büyük sempatik ilişkiler ki, neden? Çünkü Osmanlı'ya verdikleri borçlardan çok büyük para kazanıyorlar Batılılar. Dolayısıyla her şey güllük gülistanlık. O arada bir de şey gidiyor, Abdülaziz'in bir ilk defa bir padişahın İngiltere seyahati vardır. Daha doğrusu Avrupa seyahati, İngiltere'ye gidiyor. Sonra Avrupa ülkelerini dolaşarak geri geliyor efendim. O seyahat de Avrupalılar arasında çok bir şey yaratıyor ve Türk modası başlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Avrupalı prensler Türk sarayının kadınları gibi giyinerek efendim, mesela Kraliçe Victoria'nın galiba torunlarıydı. İşte o tür kıyafetler giyinerek balolar marolara öyle katılıyorlar falan. Türk modası başlıyor yani Avrupa'da. Böyle bir bahar havası. Fes giyiyorlar. Efendim? Fes giyiyorlar kafalarına belki. Galiba onu tam bilemiyorum ama muhtemeldir fes de giymiş olabilirler. Efendim, türban mürban taktıkları kesin. Efendim kışkırtıyor şimdi. Tabii İngiltere'nin askeri desteği de Osmanlı'nın yanında. Rusya bu atmosferi bozmak istiyor. Niye kendinizi bu kadar sıkıntıya sokuyorsunuz diyor. Ödemeyeceğiz deyin, olsun bitsin diyor. Efendim. Ondan sonra ve buna itibar ediyorlar. Bu belki kendilerinin de işine geldiği için. 1875 yılında bir memorandum yayınlıyorlar. Bu meşhurdur. 1875 memorandumu olarak adlandırılır. Bunun mahiyeti şu. Diyorlar ki alacaklı devletlere, biz sizin paranızı ödeyemiyoruz. Ödememizi istiyor musunuz? Bir kere şunların faizini silin. Bu zaten gayri adil bir faizdi. Bizi çok ağır bir biçimde ve yükün altına soktunuz. İkincisi, ana paradan da indirim yapın. Derken bunun ilan edilmesi üzerine Avrupa'da kıyamet kopuyor, Avrupa finans çevrelerinde. Ve Osmanlı'ya karşı şiddetli bir bombardıman başlıyor.
Bunlar işte şöyle kötü, böyle kötü bilmem ne falan. Bunlara haddi bildirilmeli. Derhal gemilerimiz hareket edip Osmanlı limanlarını bombalamalı. İşte paralarımızı tahsil etmeli falan havası doğuyor. Ruslar bunu fırsat biliyor ve hemen ha o arada padişahla sıkıntılar var. İşte malum 1876 yılının galiba Mayıs ayında Abdülaziz'i tahttan indiriyorlar ve şüpheli bir biçimde Abdülaziz ölüyor. Onun yerine veya bir iddiaya göre öldürülüyor, bir iddiaya göre intihar ediyor. Bunu tarihçiler tartışa dursun. Efendim, onun yerine 5. Murat tahta çıkıyor. Fakat 5. Murat biraz akli dengesi bozuk. Onun için 3 ay şeyde kalıyor. Tahtta kalıyor. Onun yerine 30 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamit tahta çıkıyor. 2. Abdülhamit önceki padişahın yani Sultan Abdülaziz'in yeğeni. Kardeşinin oğlu. Şey de yeğeniydi. 4. Murat da. 5. Murat. 5. Murat da yeğeniydi. Evet. Teşekkür ederim düzelttiğin için. Abdülhamit onun bir küçüğü. Abdülhamit şehzadeliğinden itibaren bu en büyük bankerlerden biri olan Rum asıllı Yorgo Zarifi'nin Yorgo Zarifi'den danışmanlık hizmeti alıyor. Abdülhamit iktisadi meselelere önem veren bir adam. O zaman kendi mülkleri var, kendi şahsi işleri var. Onların yürütülmesi, mali durumunun yoluna konması vesaire açısından bu şeyden destek alıyor Yorgo Zarifi'den ve onunla ahbap oluyorlar. Finans danışmanı. Finans danışmanı, evet. En yakınında bulunan adamlardan birisi. O Yorgo Zarifi. Çok zengin bir adam. Efendim, inanılmaz zengin. Zaten onun işte Şişli'deki Rum mezarlığında bir anıt mezarı var. Yani görseniz şaşıp kalırsınız. Evet, ekranda da herhalde. Evet, işte bu mesela. Evet, yönetmenimizi koymuş. Evet, bakın kendisi sanki büyük kral gibi şeyde oturmuş. Birileri geliyor saygılarını sunmak üzere. Öyle bir adam yani. O da şimdi bir tarafta sarayda padişah oturuyor. Bunlar da her biri küçük küçük finans padişahı pozisyonunda. Efendim. İşte Abdülhamit tahta geçiyor 1876'da ama o karışıklıktan istifade eden Ruslar bir karşılıklı tahrikler vesaire ile efendim işte 1877-78 Osmanlı-Rus harbini çıkarıyorlar. Bu harbin halk arasındaki adı 93 harbidir. Neden 93 harbi? Çünkü miladi takvime göre 1293 yılında çıktığı için bu harp, o 1200'ü telaffuz edilmiyor, 93 harbi deniyor. Miladi takvimdeyin karşılığı bunun 1877-78 Osmanlı-Rus harbidir. Ve maalesef Osmanlı Devleti vahim biçimde yeniliyor. Ruslar batıda şeye kadar geliyorlar. Yeşilköy'e kadar.
Yani Yeşilköy biliyorsunuz şimdiki veya pek kullanılmıyor ama Atatürk Havalanı'nın bulunduğu yer. Oraya kadar geliyorlar. Ondan sonra oranın eski adı Aya Stefanos'tur. Yeşilköy'ün eski adı, Rumca adı Aya Stefanos'tur. Cumhuriyet döneminde oraya Yeşilköy adı verilmiştir. Efendim. Doğuda da Erzurum'a kadar geliyorlar. Kars, Erzurum, Ardahan oraları işgal ediyorlar. Rusların oradan Basra Körfezi'ne inebileceğini, batıdan da boğazları ele geçirebileceğini gören gene İngiliz-Fransız donanması hemen şeye giriyor, elini kolunu sallayarak. Marmara Denizi'ne giriyor ve birkaç top atıyorlar Rus karargahına doğru. Ruslar orada kalmak zorunda kalıyor. Şeye, İstanbul'a giremiyorlar. Ve arkasından işte Berlin Barış Anlaşması yapılıyor filan ama Osmanlı'nın hali pek iç açı değil. O anlaşma zaten gayrimüslim tebaaya yani özellikle Ermenilere, Sırplara, Bulgarlara, Rumlar zaten bağımsız olmuş bir takım yeni haklar vaat ediyor. Mesela Ermenilerin vilayeti Sitte denen doğudaki 6 vilayette hükümran olmalarını, muhtar bir vaziyette yani özerk olmalarını öngören kararlar içeriyor, maddeler içeriyor. Tamam amenna ama Abdülhamit çaresiz zaten yeni padişah olmuş. Hemen başına bu işler çıkmış. Bir tarafta meclis var vesaire. Efendim ondan sonra işte bir bahaneyle meclisi kapatıyor. Mali duruma yoğunlaşıyor. Fakat altından kalkmak mümkün değil. O kadar büyük bir borç yükü var ki. Neticede padişah olduktan 5 yıl sonra gene bu Galata bankerlerinin de bir araya gelerek istişareler neticesinde Muharrem kararnamesi diye anılan tarihimizin en önemli belgelerinden birini yayınlamak zorunda kalıyor Abdülhamit. Nedir bu Muharrem kararnamesinin özü? Düyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması. Düyun-u Umumiye genel devlet borçları demektir. Genel devlet borçları idaresi. Bu kararnameyle padişah kendisine hem yabancı alacaklıların hem de onların komisyoncusu, işbirlikçisi olan içerideki Galata bankerlerinin tavsiyesini kabul etmiş oluyor. Nedir onların tavsiyesi? Burada alacaklı devletlerin temsilcilerinden veya alacaklı şirketlerin, alacaklı bankaların temsilcilerinden oluşan bir idare kurulsun. Bu idare, buna Düyun-u Umumiye İdaresi diyelim, bu idare Osmanlı Devleti'nin belirli gelirlerine el koysun. Bunları toplama hakkı, bu gelirleri toplama hakkı bu idarenin olsun. Bu idare nedir onlar? İşte gümrük vergileri, gümrük gelirleri. Aşarlar. Aşar vergisinin bir kısmı, tuz gelirleri, reji gelirleri, tütünden elde edilen gelirler, maden gelirleri vesaire böyle sayılıyor. Bu gelirleri toplama hakkı işte bu idarenin olsun. Bu idare bu gelirleri topladıktan sonra kendi payına düşeni alsın. Yani alacaklarının taksidini buradan alsın, geri kalan kısmını devlete versin. Bu Osmanlı Devleti için son derece vahim bir adımdır.
Bunun pratikteki anlamı, halkımızın kolay anlayacağı şekli şudur. Bir bakıma devleti kayyuma teslim etmektir. Hani şimdi sıkıntıda kalan şirketleri kayyuma devrediyorsunuz. Onda i̇şte, yabancı bir devlet kayyumuna teslim ediyorsunuz. O kayyum geliyor, işte diyor ki şunu şuradan satacaksın, bunu buradan satacaksın. Efendim, gelirlerini şöyle ayarlayacaksın, giderlerini böyle ayarlayacaksın. Ondan sonra borçlarını şöyle şöyle vereceksin. İşte geri kalanıyla da sen şirketi döndüreceksin. Ayrıca böyle yaparak da alacaklılara ne diyor? Bakın ben buradayım. Efendim, bu şirketin yöneticilerinin mal kaçırmasına, kendiliğinden almasına, satmasına asla müsaade etmiyorum. Dolayısıyla sizin alacaklarınızın garantörü benim demiş oluyor o kayyum idaresi. Aynen buna benzer. Fiiliyat da buna benzer. O düğün-i umumiye idaresi 1881'de kurulan düğün-i umumiye idaresi Cağaloğlu'nda şimdi İstanbul Erkek Lisesi olarak kullanılan bir bina vardır. O bina yapılıyor ve orada faaliyet göstermeye başlıyor. Bu idare o kadar etkin hale geliyor ki bir kere Osmanlı'nın en önde gelen elitleri orada çalışmaya başlıyor. Çünkü iyi dil bilen, muhasebeden anlayan, ne bileyim siyasi meseleleri iyi bilen, hükümetle iyi ilişkileri kurabilen insanları yüksek maaşla orada çalıştırıyorlar. Elit kadroyu toparlıyor. Elit kadroyu orada toparlıyor. Yani düğün-i umumiyede çalışmak büyük bir prestij meselesi haline geliyor. Maalesef Osmanlı'da. Elitleri arasında. Efendim, hazin bir durum. Ayrıca bu idare şey yapıyor, kendi kolluk kuvvetini oluşturuyor. Mesela tütün rejisi, efendim, tütünün kaçak satılmasını önlemek, satılacak tütünün kendisi tarafından alınmasını garanti etmek için kolluk kuvvetleri kuruyor ve halka bayağı zulmediyorlar bunlar. Çok ağır muamelelerde bulunuyorlar. Son derece ağır. Taşrada da yapılaşıyor değil mi hocam? Kurumsallaşıyor. Tabii tabii. Sadece İstanbul Cağaloğlu'nda kalmıyor. Tabii tabii. Orası merkez. Evet. Esas bu söylediğim mesela İzmir'de, Aydın'da değil mi bu reji idareleri oluşuyor. Evet. Uzak köylerde. Abdülhamit bütün dikkatiyle bu idarenin etkisini minimize etmeye çalışsa da ve biliyorsunuz önceki padişahlardan çok farklı olarak son derece tutumlu bir insan olduğu biliniyor. Eli sıkı yani. Efendim halbuki Abdülaziz'in öyle olmadığı, Abdülmecid'in de öyle olmadığı biliniyor. Bilhassa Abdülaziz'in saray erkanı yani saraydaki kadınlar, harem kadınlarının çok fazla israf yaptıklarına dair belgeler var, yazılıp çizilenler var. Öyle ki hani şey dedim ya Kırım Harbi'nden sonra batıyla böyle bir bayram havası yaşanıyor. Suni tabiatıyla. Yükse şatafata kapı aralanıyor. Kapı aralanıyor. Evet. Şeyde Beyoğlu zaten gayrimüslimlerin olduğu bölgeler orası. Taksim, Beyoğlu, Galata, Şişli bütün oralardaki bütün mağazalar. Mesela şu andaki Beyoğlu diye bildiğiniz efendim zaten gidip o binalara bakarsanız görürsünüz. Bir Müslüman binasının önünde heykel olur mu? Evet. Kabartma olabilir mi? Mümkün değil. İşte görüyorsunuz orada çeşit çeşit süslemeler, heykeller, kabartmalar Beyoğlu'na gittiğiniz zaman orada bir tek Müslüman dükkanı, mağazası, binası, apartmanı bulmanız mümkün değildir. Tümüyle o bölgeler gayrimüslimlere ait bulunuyordu.
kılıklarıyla, kıyafetleriyle Avrupa'yı. Orada operalar veriliyor, tiyatrolar veriliyor, yurt dışından kumpanya dedikleri çeşitli eğlence toplulukları, müzik toplulukları, revüler, baleler hepsi geliyor. Ve bunlar, hatta bir yerde okumuştum, o kitabı getireyim mi getirmeyeyim mi diye tereddüt ettim. En zenginlerinden bir tanesi sanıyorum işte o Camondo bir opera seyretmek için ailesiyle beraber 250 bin lira ödüyor bilet parası olarak. Orası, o loja ona ait. Böyle. O arada bizim fakir fukara işte şalvar giyiyor. Sultanahmet, Aksaray, Fatih o bölgelerde bizim Anadolu insanları veya Müslümanlar. İki dünya arasında korkunç bir fark var. Efendim. Borçlanmanın hazine öyküsünü yaşıyoruz. Evet. İşte Abdülhamit bunu bir kere telafi edebilmek için uğraşıyor. Hakikaten o borçları makul, bir kere artırmıyor. Makul bir düzeyde tutmaya çalışıyor. Baskınlı. Yeni borç almamak için uğraşıyor. Ama artık o kadar geç kalınmış ki Osmanlı. Efendim hani bir laf vardır. Ba'du harabül Basra diye. Basra şehri harap olduktan sonra bunları yapmışın ne fayda? İşte tabii sonra bir takım siyasi çalkantılar giriyor işin içine vesaire. Daha sonra işte malum ikinci meşrutiyet. Çünkü içeride fukaralık yahut problem olduğu zaman onu kimse üstlenmez. İyi bir iş olursa onun sahibi çoktur. Evet. Bu devlet de çok sıkıntıya girince sürekli oradan toprak kaybediyorsunuz. Ermeniler isyan ediyor. Abdülhamit Ermenilere tanınan bir takım hani Berlin Anlaşması dedim ya 93 Harbi sonrası. Ermeniler sürekli bastırıyorlar. Biz o bölgede isteriz, muhtariyet isteriz diye Abdülhamit oyalıyor, geciktiriyor, geçiştiriyor vesaire. Bunun üzerine Ermeniler isyan hareketleri başlatıyorlar 1893'ten itibaren. 1896 yılında daha büyük çaplı bir olay yaratmak için İstanbul'daki Osmanlı Bankası'nı basıyorlar. 1898'de Yunan isyanı çıkıyor. Devlet orayı bastırıyor ama geri çekmek zorunda kalıyorlar. Batılılar yapıyor. Baskı yapıyorlar devlete. Böyle bir çalkantılar ve herkes bunun şeysi olarak Abdülhamid'i görüyor. Suçlusu olarak onu görüyor. Abdülhamid'in de biraz halk içine çıkmıyor. Kendi içine kapalı. Ne olduğunu, ne bittiğini doğru ya anlamıyor ya anlatamıyor. Tam bir baskı rejimi kuruyor. Hele bu gazeteli sayfaları boyuna beyaz çıkıyor, beyaz çıkıyor, beyaz çıkıyor. Çünkü sansür uygulanıyor falan. Bunlar olayların mahiyetini bilmeyen gençler tarafından daha büyük bir tepkiye yol açıyor. Dış güçler, iç güçler hepsi birden kışkırtıyor. Derken Abdülhamit de epeyce yoruluyor. Tabii 33 yılda az bir tabii şey değil. Tabii zaman değil. Efendime söyleyeyim. Evet. Çok metanetli dönem. Evet. Son cümleleri de alalım. Programımızda bağlayalım inşallah hocam. Velhasıl kelam gelince birinci dünya harbi başladığı zaman artık önüne geçilmez bir biçimde olaylar farklı bir biçimde akmaya başlıyor. Onu artık başka bir programda... Yani ekonomik çöküş aslında siyasi çöküşle beraber sona doğru hazırlıyor Osmanlı'yı. Tabii. Yani şu ekonominiz kötü oldu mu siyasi yönden başarılı olmanız zaten mümkün değildir.
askeri yönden başarılı olmanız da mümkün değildir. Onun için bakın, Kurtuluş Savaşı bittikten sonra hemen daha barış anlaşması filan imzalanmamış, Lozan Mozan yok ortada. Devletin şekli yok, cumhuriyet kurulmamış. Düşünün, bir heyet gitmiş İnönü Başkanlığı'nda İsviçre'de, Lozan'da müzakere yapıyor değil mi? Daha hiçbir şey belli değil. Hiçbir şeyin akıbeti belli değil. Ne yapıyor Mustafa Kemal ve ekibi? 17 Şubat 1923'te, dikkat edin Ekim'e neredeyse 8-9 ay var. Evet. 17 Şubat 1923'te İzmir'de İzmir İktisat Kongresi'ni topluyor. Tarihte ilk defa. Ve o kongrenin en önemli lafı nedir? Diyor ki, askeri zaferle, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça asla kalıcı olamaz. Onun için evet biz bir askeri zafer kazandık ama bunu mutlaka iktisadi olarak tahkim etmemiz lazımdır. Aksi takdirde mevcut duruma güvenmeyin demek istiyor. Bu bence çok doğru bir laftır. Onun için sanayileşmeye çok büyük önem verildi Cumhuriyet döneminde kalıcı yapabilmek için. Düşünün işte daha Kayseri'de yol yok, demir yolu yok. Uçak fabrikası kurduk. Evet. Değil mi? Bunu da inşallah başka programımızda Kayseri Tayyare Fabrikası'nı ayrıca konuşmak ayrı lazım. Ayrı bir program gerekiyor. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Bu değerli bilgileriniz için. Evet, Osmanlı'nın son döneminde yaşadığı bu ekonomik çöküş ve sonunu hazırlayan siyasi çöküşe kadar uzanan olumsuzlukları biraz stüdyomuza taşımış olduk. Ama tabii her olumsuzluktan bir umut doğar diyelim. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar değerli izleyenler.